Merhaba gençler, iyi akşamlar. Ne haber bakalım? Ses görüntü nasıl? Evet. Benim tarafımda her şey yolunda görünüyor. Ne var ne yok bakalım, nasıl gidiyor çalışmalar? Eyvallah, hiç kimse yok ortada. Bekleyelim bakalım birazcık. Selçuk, çok şükür. Eyvallah, sende ne an yok bakalım. Bir daha sormuş oldun, değil mi? Güzel. Rahim Çınar, merhaba hocam, nasılsınız? Ya, canlı yayını gördüm, bir selam vereyim dedim demiş. Eyvallah. Ali Varoğlu hocam, nasılsınız? YDS için reading yapabileceğim kaynak önerir misiniz? Benim kaynaklarım var, hazır. Onları vereyim. Ayrıca çözümlemelik kitap veya soru çözümleri gibi bir şey istiyorsan onlar bende yok. Arkadaşların artık tavsiye ederlerse olur. Kerem bilmem, iyi yayınlar, sağlığınız, sıhhatiniz iyidir umarım. Çok şükür, senden ne var yok bakalım. Sizin derslerde izlediğim bazı yerleri dinlememe rağmen azıcık üstünkörü geçtiğiniz için anlayamıyorum ve geçiyorum, sorun olmaz değil mi? Hayır. Her şeyi ilk izlediğinde öğreneceksin diye bir şart yok. Acele etmeden yavaş yavaş zaman içerisinde. Selçuk, Yaşar, çalışmaya devam. Çok güzel. Kampüs, ekosistem veya sistemmiş pardon. Buradayız hocam. İyiyiz, çok şükür. Çalışıyoruz. Gayet güzel. İyi bakalım. YouTube'daki canlı chat'te. Ha, şimdi gözüktü. Güzel. Azat. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Sağ olasın Azat. Sende ne var ne yok? Ali Varol. Evet arkadaşlar, çözümlemeler reading kitabı tavsiyeniz var mı? Ali'ye yardımcı olun bakalım gençler. Bu tür sorular bana soruluyor sık sık Ali, ama ben piyasada kim var kim yok, hangi hocanın hangi kitabı var, iyi midir kötü müdür hiçbir fikrim yok. Korkmaz, kurs katılımları nasıl gidiyor? Valla şükür öyle diyeyim. Bugün aslında akşama doğru şöyle bir kabaca değil aslında, doğru düzgün bir liste oluşturdum. Kaç kişi ödeme yapmıştı? Hala 35-36 civarında. Geçen yayında dediğim gibi, yani onlar bilirler, siz bilirsiniz artık, öyle diyeyim. Ve onların da kaç, 27-28 kadarı 100 lira artı Yasin'i tercih etmişler. Hiç şikayetim yok. Gayet güzel. Siz Yasin'i okuyun yeter ki. Buket Yıldırım. Pardon, Selçuk ondan önce. Hocam memleketinizi sorabilir miyim? Kahramanmaraş. Göksun. Ama 10 yaşından, 11 yaşından beri ayrıyım. Buket hocam iyi akşamlar. Bağlaçları bir türlü oturtamadım. Tavsiyeniz ne olur? Birincisi acele etme. İkincisi gramer videolarımı İzlemediysen izle, izlediysen bir daha izle. Üçüncüsü sabret. Bunların oturması zaman ister. Çünkü tek başına onlar kural olarak bilmen yetmiyor. Cümlenin başını sonunu bağlaman açısından zaten adı bağlaç. Çok çok önemli. Onlar da bir fanus içerisinde, bir boşluk içerisinde olmaz. Metinler içerisinde göre göre anca olur. Sabret yani. Ve onları oturtamadığını fark ettiğine göre üzerine gidersin. Ben anlattığım zaman kendin çalışırken dikkat edersin. Çabuk kavrarsın, merak etme. Ahmet Erce, iyi yayınlar. Çok sağ olasın. Niyazi Gürkan, hocam Zoom kursuna kaç kişi katılıyor? Kayıtlı olan bir 45 kişi kadar var. Aşağı yukarı 27-28 kişi
bazen 24-25'e de düşür. Takip devam eden var. Azat, hocam bu aralar dersten soğudum. Soğumakla bir değil, biraz sıkıldım. Onun dışında iyiyim. İnsanlık hali Azat. Olur öyle şeyler, hiç sıkıntı değil. Her zaman söylüyorum zaten, İngilizcenin en zor kısmı bu. Sıkıcı, yorucu, bıktırıcı. Başı sonu belli değil, bir türlü sonu gelmiyor. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, hiçbir şey olmuyor gibi geliyor insana. Aman be diyorsun sonuçta. Yiğit Mert, hocam İngiltere'den neden döndünüz acaba? Doktora için gitmiştim zaten. Belirli bir süremiz vardı. Bittikten sonra da dönmek zorunda kaldık. Geçenlerde bir ara sormuşlar, özlüyor musunuz falan diye. Özleme gibi bir durumum da yok işin doğrusu. Benim yine bilenler biliyordur. Ailem Almanya'da. En küçük kardeşim orada doğdu. Benden sonraki iki kız kardeşim, birisi 1 yaşındayken, birisi 3 yaşındayken gitti. Onlar orada büyüdüler. Bütün hayatları orada. Ben de ilk defa lise 2'deyken gitmiştim. Ondan sonra sık sık gittim ama hep yani geldim, döndüm, Türkiye'deyim. İngiltere'den döndükten sonra da Almanya'da 2 sene kadar kaldım. Ondan sonra yani Türkiye'ye geldim. Bunu izah ederken o zaman da söylemiştim. Ardahan'da ben öğretmenlik yaptım mesela 2,5-3 sene kadar. Orada da gayet mutluydum yani ben. Benim için hiç orası burası fark etmiyor. Çok şükür, öyle diyeyim. Ha, fırsat olursa yine gitmek isterim. Avrupa özellikle gelişmişlik adına çok güzel. Tertip, düzen, tertemiz, hepsi gayet güzel. Ama şapkamı nereye koyarsam orası benim memleketim. Orası Nasrettin Hoca'nın hesabı, karnımın doyduğu yer. Benim açımdan çok önemli değil. Evet. Bir ara İspanya'ya gitmiştik. Gitmiştim. İspanya'da Sevilla mıydı? Hayır, başka bir yerde. Tenerife miydi? Her neyse, oraya yerleşmek isterdim. Çok enfes bir şehirdi. Evet, her neyse. Selçuk, Ardahan'da Şavşat tarafına geçtiniz mi? Geçtim geçtim. Elbette. Iğdır. Ortalık karla kaplayınca köylere de gittik. Kızaklara da bindik. Ahmet Erci, hocam ego veya kişisel menkıbe olacak herhalde. Hakkında önerebileceğiniz kişisel gelişim kitabı var mı? O şekilde spesifik olarak yok işin doğrusu. Hani bizzat ego şeklinde vesaire. Kişisel menkıbe olarak da hani büyük zatları kastediyorsunuz muhtemelen. Gençliğimde okumuştum ama yine bu tür sorulara cevap verdiğimde hep sık sık söylüyorum. 15-20 senedir neredeyse ben Türkçe okumuyorum. Türkçe kitap. O yüzden de işin doğrusu piyasada ne var hiçbir fikrim yok. Altta düzeltmişsin zaten. Sümeyye, Olkun. Hocam önümüzdeki YDS'ye girmeye karar verdim. Çalışmaya başlamadan önce kendimi test etmek için çıkmış sınavı çözdüm. 40 puan yaptım. 80 üzerine çıkabilir miyim? 18 Nisan'a kadar. İşin doğrusu hayır. Net olarak söylemekte fayda var. Çok çok zor. Çok kısa bir zaman dilimi var çünkü. 1,5 ayda 40'tan 80'e çıkmak. İnsanın olduğu her yerde mümkün tabii. Misal 2 hafta önce, 1 ay önce başlamış olsan, sıfırdan 40'a gelmiş olsan 40'tan da 80'e çıkabilirsin. Ama şimdiye kadar ben hiç görmedim. Bu bir. İkincisi, ben çıkamazsın demiş olsam, dünyada mümkün demiş olsam, bana inanmış olsan sana bir faydası yok. Sen çalış, şansını dene. 60 alırsan 60, 50'de kalırsan 50, belki de 80 olur. Nihayetinde soruların bir kısmını atacaksın, sallayacaksın. Onların hepsinin tutması muhtemel. İnsanlar nasılsa piyango oynayıp tutturuyorlar. Bilmem kaç milyonda bir şans olur mu olur. Kampüs sistem. Hocam siz gittiğiniz yerlere mutluluk da sizinle gitmiş. Eyvallah. Eyvallah. Ben ona inanıyorum. Yani insan nereye giderse gitsin kendisini de götürdüğü için. Hani tebdili mekanda ferahlık vardır. Peygamberimizin hadisi bu. Her zaman için insanın içinde bulunduğu durumdan çıkması, farklılıklar açısından, farklılık oluşturması açısından çok güzel. Hatta şu karşımızda penceremiz var. Pencerenin önünde bir tane küçük kaktüs var. Onunla ilgili bir ara bir getirip göstereyim diye aklıma gelmişti. Şu kadarcık minicik bir kaktüstü aldığımızda 3 ay 4 ay o şekilde kaldı. Ondan sonra toprağını kabını değiştirip daha geniş bir kaba alınca serpildi zavallıcık.
Yani insan olarak da onu görünce o aklıma geldi. Vay be dedim. 3 ay 4 ay burada böyle sıkılmış daracık bir yerde kalmış zavallıcık. Birazcık böyle rahatlayacak alan verince serpildi, büyüdü gitti. Onlar önemli ama insan olarak mutluluk da mutsuzluk da sizin içimiz, bizim içimizde. Biz kendimiz götürüyoruz gittiğimiz yere dediğim gibi. Burak, hocam 10. aydaki YDS'ye nasıl çalışmalıyım? Bir önceki YDS sınavından 60 almıştım. Eğer gramerde problem yaşıyorsan gramerle başla. Onun dışında her şey YDS yöktü söz konusu olduğu zaman kelime, kelime, kelime. Kelimeleri de cümleler içerisinde görmek zorundasın. Bağlam içerisinde görmek zorundasın. Çok fazla sayıda kelime öğrenmek zorundasın. Her türlü mümkün muhtemel cümle yapılarını önceden görmek zorundasın. Bu konuda iyi olmak zorundasın, hızlı olmak zorundasın. Bunların hepsi metin çözümlemeler içerisinde olacak. Benim de yaptığım zaten %80 neredeyse bu YDS'yi hazırlarken. O yüzden ilk önümüzdeki mesela 2 ay, pardon 2 hafta, 3 haftanı gramer ayır. Ondan sonra full metin derslerine ağırlık ver. Yapman gereken sadece bu kadar. Ayda bir de bir soru çözebilirsin kendini test etmek için. Yiğit Mert, hocam okullardaki eğitim sistemine uyup öğretmen olmak mı yoksa serbest açıdan öğrenmek isteyenlere kapsamlı kurslar vermek mi avantajlı? Benim açımdan mı soruyorsun Yiğit? Ben ikisini de yaşadım. Aslında o konuda net cevap verebilirim. Arda'nın da az önce öğretmenlik yaptığımı söylemiştim. Orada normalde ben biyoloji öğretmeniyim. Mezuniyetim biyologluk yani. Daha biyologluk değil de biyoloji öğretmenliği. Arda'nın da zaten biyoloji öğretmeni olarak gitmiştim ama sadece 3 saat. Haftada 3 saat. 2 saat biyoloji, 1 saatte sağlık dersi veriyordum. Ama 33 saat toplamda derse giriyordum. Bir sürü beden eğitimi de dahil, ortaokullara matematik, fen bilgisi de dahil, lise sonlara İngilizce de dahil 7-8 farklı derse giriyordum. Orada İngilizcem de iyiydi aslında. Çünkü öğretmen olmadan, atanmadan önce 1-2 sene boyunca bayağı bir ciddi çalışmıştım. Üniversitenin son yılı dahil vesaire. Orada insan elini kolunu bağlıyorlar. Çünkü elinize belli bir müfredat var. Bir, öğrencilere belli konuları anlatmak zorundasınız. İkincisi, öğrencileri zorlayamıyorsunuz. Geçirmeniz gerekiyor. O yüzden ben serbest öğretmeyi daha çok seviyorum. Kuralları ben koyuyorum yani. Sümeyye, Olkun, hocam paragraf 20. soruda 12 yap pardon 20 soruda 12 yaptım. Yanlışlarım hep kelime ve gramer. Gramerden ziyade anlamak demek lazım. Onlarda gramer yok çünkü. Yani gramer dediğimiz konunun anlaşılması açısından temeldir. Onu kastediyorsan kabul. Ama evet, tamamen okuduğunu anlamayla alakalı. Kelime, kelime, kelime Sümeyye. Aynen öyle. Fatih Burak. Hocam üçlü dikişte önce bizim çalışmamız kısmında çevirmeyi bir kağıda mı yazalım yoksa ya da cümle cümle mi gidelim? Kağıda yazmanız şart değil. Anlayıp anlamadığınıza bakmanız yeterli. Belki küçük küçük notlar alabilirsiniz. Ben şöyle anlamışım. Acaba hoca nasıl söyleyecek diye. Öyle yaparsanız daha güzel olur. Cümle cümle. Dediğim gibi ayrı bir kağıda yazmak şart değil. Ama yazarsanız, çünkü kağıda aktarmak da ikinci bir düşünme eylemi olduğu için başını sonunu düzeltmek zorundasınız. Anlamlı olmak zorunda. Ama onun da dezavantajı var. Her zaman yazıp her zaman onun üzerinden giderseniz bu sefer akılda kendi başınıza atıp tutamazsınız. Cümleleri çeviremeyebilirsiniz. Öyle bir problem de olabilir. Ortasına tutturmak lazım. Kerem, hocam İngiltere'de de kaktüs yetiştirdiğinizi söylemiştiniz. Nereden geliyor acaba bu kaktüs sevgisi? İngiltere'deki meraktı. Buradaki eşimden dolayı. Eşime ben ısrarla söylüyorum çiçek alalım diye. O da sen bakacaksan al diyor. Ben de istemiyorum. Vesaire dedi. Sonunda bir iki tanesi kendisi aldı. Bu sefer eşim aldı yani. Benden dolayı değil o. Seviyorum. Yani kuşlardan da akbabayı severim mesela. Sıra dışı olmak zorunda hissediyorum anlaşılan kendimi. Evet. Kadir Ali. Hocam merhaba. Çok sağ olun videolar için. Eyvallah. Minnettarım sizlere ve Allah kabul ederse aklıma geldikçe dua ediyorum. Sağ olasın Kadir. Allah razı olsun. Bütün zaten bütünden ziyade aslında en çok istediğim şey bu. YouTube'daki dersleri koymam. Hani bu konuda açık olmakta fayda var. Reklam olacağını biliyorum. Bana bunun maddi anlamda dönüşün olacağını da biliyorum. Ama temelde her şey dua. Tekrar Kadir, dünyadan ne kadar gerideyiz hocam teknoloji konusunda? Maalesef, maalesef öyle. Bunu bir de dünya dışı dermişim, Türkiye dışına çıkıp da işte Avrupa'da kalmış olsanız çok çok daha yakinen görüyorsunuz.
Nur, Nur, niye gözlük taktınız? Yeşillik olsun diye Nur, sizler sorun diye. Haziran'da canlı yayınlara başlamıştım. O zaman daha doğrusu yüzümü gösterdim ilk canlı yayınlar o zaman. Onun öncesinde canlı yayın yapmıştım da yüzümü hiç göstermiyordum. Bunu izah etmiştim aslında. YouTube'da takip ettiğim birkaç tane YouTuber'da öyle gözlükler görünce ilgimi çekmişti. Hatta Casey Neistat diye çok meşhur bir YouTuber vardır. Şu anda şu aralar ara verdi. Bir şeyler yüklemiyor ama onun kendi göz bu aynı bu marka gözlük takıyor. Bu tipi takıyor. O kendisi bir de böyle beyaz bir spreyliyordu falan. Kendine ait bir tarzı vardı. Çok ilgimi çekiyordu. Onu bir denedim. Ama paylaşmamıştım. Bir de gözümün tam ortasında üst kapakta kocaman bir tane ne denir? İrtlise mi? İt çıbanı mı deniyor? Öyle bir şey vardı. Onu saklamak istemiştim. O bir 5-6 ay kadar devam etti ilginç bir şekilde. 2-3 tane ilaç kullandık vesaire. Sonra baktım millet sorup duruyor. Anlaşılan ilginizi çekiyor. Şapkalı gözlüklü hoca. O yüzden çıkarmamaya karar verdim. Bir de dediğim gibi daha önce de yine söyledim. Gözlüğün altında böyle görmeniz gereken çok güzel bir göz yok yani. Göz kapaklarım düşüktür mesela benim. Efendim kafam kel, şu ortası kel. Şimdi daha çok merak ettiniz değil mi neye benzediğini? İrem, hocam merhaba, nasılsınız? Çok sağ olasın, senden ne var ne yok İrem? Rabia yardımcı, hocam ben şu an net 25 yapıyorum. Sınava 3,5 ay kaldı. 3,5 ay nasıl kalıyor? Nisan'ı kastediyorsan o kadar daha az var. Sizce güzel bir çalışmayla 60'a da çıkarabilir miyim? Lütfen cevap verin lütfen. Çok zor. Çok zor. Birikim meselesi çünkü. Sümeyye. Pardon Rabia özür diliyorum. Sümeyye metin sorularını anlıyorum hocam. Dersleriniz sayesinde uzun paragrafları çözüyorum. Kelime bilmesem de mantıken yapılabiliyor. Cümlenin ögelerini çözümleyerek yapılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Sınavda okuduğunu anlamak her şeyin anahtarı. Kurallar vesaireyi bir tarafa atacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Ramazan Yılmaz. Hocam merhaba. Hoş geldin. Mustafa Şahin iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldin. Fatih Bülbül. Hocam bu tarzına da alıştık vallahi. Yakışıyor. Devam. Eyvallah Fatih. Çok sağ olasın. Çıkarmaya niyetim yok zaten dediğim gibi. Belki YouTube üye sayısı milyonu aşarsa belki o da garantisi yok. Ramazan Yılmaz. Hocam videolarınızı izleyip okumaya devam etsem devamında kelime ezberleme bu şekilde çalışma planı nasıl? Harika. Aynen devam et. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Yusuf çok yakışıyor ama hocam gözlük şapka. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah. Şapkayı da İngiltere'deyken kapmıştım tarz olarak. O zamandan beri kullanıyorum. 98 yılında döndüm. Yiğit Mert, hocam İngilizce konuşmak için kendi kendimize 2-3 sene düzenli pratik yapsak basitten daha karışık konuşmalara ulaşabilir miyiz? Yoksa illa yurt dışı şart mı? Hem evet hem hayır. Kendi kendine 2-3 sene hem de düzenli yaparsan müthiş. Yani olay halledersin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ama özellikle benim konuşmaktan anladığım şey şu anda Türkçe'de konuştuğumuz gibi konuşmaktır. Onu da ben yine canlı yayınlarım birkaç defasında açıklamıştım. İngiltere'ye gitmeden benim şimdiki YDS'ye karşılık gelen KPDS sınavı vardı eskiden. Orada 85'im vardı. Türkiye'de 3-5 kursa gitmiştim. İngiltere'de üniversitenin kursuna gittim. Daha sonra 2 sene boyunca gece gündüz ama gece gündüz. Hem İngilizlerle hem yabancı olup da İngiltere'de yaşayanlarla konuştum sürekli. Televizyon izledim. Öğrenci derneklerine katıldım aktif olarak. Görevler aldım sürekli. Etkinliklere katıldım. Her milletten insanlarla da ahbap oldum. Bunun sonucunda 2 sene sürdü benim. Ama yani şu anda sizinle konuştuğum gibi konuşuyordum. Aksansız vaziyette vesaire. Aksan tamamen kayboldu. Şimdi Türk aksana tekrar döndüm. Konuşma da muhakkak çok yavaşlamıştır. Ama unutulmuyor, unutulmuyor. Ama mümkün. Çok 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 iyi bir seviyeye gelirsin. Ama yurt dışına çıkabilirsen harikulade olur. Kadir Ali, hocam mükemmelliyetçilik var herhalde. Aynen öyle maalesef. Bende de aynı sorun var ama mutluyum, seviyorum. Özellikle ders bitmeden kalkmıyorum. Bu yüzden İngilizce çalışınca da keyif alıyorum. Güzel, öyle faydalı bir şekilde kullanabiliyorsan harika Kadir. Engel olmuyorsa çok güzel. İrem, şükür iyiyim hocam. Sayenizde cümleleri çevirebildikçe daha da mutlu oluyorum. Çok güzel, çok güzel. Aman devam, nazar değmesin.
Melek Özer, hocam hayırlı akşamlar. YouTube videolarını iki defa baştan sona kadar çalıştım. Bravo. Kendimi denemek amacıyla 2013 YDS sınavını çözdüm. 32 doğru. Geçmişte bir soru dahi çözemediğim için sevinçliyim. Çok güzel. Ama iki defa baştan sona kadar çalıştıysan daha iyi durumda olman gerekirdi. Birazcık üstünkörü geçmişsin gibi geliyor. Önceden çalışmadan sadece izlemişsin demek ki. Ve sadece temel konular üzerinde durmuşsun. Birçok yapıyı es geçmişsin. Doğru yorum mu yaptım? Bir yaz bakalım. Nur, hocam yarın iki sınavım var. Coğrafya ve kimya ama hiç ders çalışasım yok. Ne yapayım? 9. sınıfım. Valla kulübe hoş geldin, derneğe hoş geldin. Ben üniversite sona kadar aynı durumdaydım. Tarihte neredeyse sabahladığım hiç yoktur. Şimdi bunları söylüyorum diye, valla hoca da çalışmamış diye annene babana söyleyebilirsin bak. Çok önemli hayati sınavlara da bile 3-4 saat, çok nadirdir herhalde 6-7 saat, 10 saat çalıştığım. Toplamda yani böyle son günde falan da değil. Yani keşke anne babalar bu konuda anlayışlı olsalar. Yani herkes çocuğunun çok iyi olmasını ister. Kısmen de haklılar. Geleceğe hazırlanması açısından yüksek notlar önemli vesaire. Ama doktorluk gibi bazı mesleklerin dışında hiçbir üniversite mezunun anlamı yok aslında. Mezun olmanın, diplomanın hiçbir anlamı yok. Hemen hemen. İşin doğrusu bu. Ama sık dişini bence Nur. Atlat, öyle diyeyim. Canın sıkılıyor, hiç canın ders çalışmak istemiyor. Bunları çok çok iyi biliyorum hakikaten. Ben oturduğum zaman şu ensemden ter damlardı. Kendimi o kadar zorlardım böyle. Hele hele hocayı sevmiyorsam eziyetti yani, ölümdü benim için. Hatta matematiği protesto etmiştim lise 2'deyken. Evet. Melek Özer, ama sanki çok az yaptım diye de üzgünüm. Hedefim 56 net. Yapabilir miyim? Sırada sitenizdeki metinler var. Kesinlikle yapılabilir. Sadece üçlü dikiş yöntemi kesin yapman lazım. Bir. İkincisi, birazcık daha üstünde durman lazım. Es geçiyorsun yani, o belli. Az, çünkü o netler çok az hakikaten. Ama gerçek anlamda sıfır isen yine de çok iyi ilerleme yaptığını söyleyebiliriz. Tatlı kız. Güzel nickmiş. Hocam 80 puan için kaç ay çalışmak lazım? Kişiden kişiye değişiyor bu. Duruma göre. Şu anda nerede bulunduğuna, o kaç ay dediğin zamanda nasıl çalışacağına bağlı. Bazı kişiler 4-5 ayda yapabiliyor. Bazıları 2 senede yapamıyor. Rabia tekrar. Hocam peki 25 netten maksimum kaç nete çıkılabilir sizce 3,5 ayda? Bu da yine tatlı kızın söylediği şeyle aynı konuya geliyor. Yani 100'e çıkamazsın, öyle diyelim. Ama 80'e çıkılabilir. 60'a çok rahat çıkılabilir. Puan olarak tabii, net olarak hani 50'lere, 2'ye katlayabilirsin. Ama bunların hepsi teorik. Yine az önce tatlı kız için söylediğim gibi, bazıları 40-45'ten gelip 80'e 85'e çıkabiliyor 4-5 ay içerisinde. Bazıları 2 sene uğraştığı halde yapamıyor. Özgür, Uğur. Hocam iyi yayınlar. 2019 2'de YDS'den 72 almıştım. Temelim var. Sadece ve sadece videolarınızı izlesem sizce yükseltir miyim? Evet. Kesinlikle. Olay zaten tamamen YDS'ye yönelik, YÖKDÜL'e yönelik benim anlattığım tarz olarak. Genel İngilizce için de muazzam tabii faydası oluyor. YDT, YÖKDÜL, YDS için başka bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Sadece videoları izle ama üçlü dikiş yöntemiyle izle. Bugün canlı yayına başlamadan önce oturup onunla ilgili kayıt yapayım diyordum. Yine iki ayağım bir pabuça girdi. Anca yetiştim yayına. Eski canlı yayınlarda var ama ne demek istediğimi orada bulabilirsin eğer bilmiyorsan. Azat, hocam ben tüm videolarınızı bitirdim. Şu an bonus birden tekrardan başladım. Ayrıca kendim de başka reading'ler yapıyorum. İnşallah başarabilirim. İnşallah. Kesinlikle. Yani inşallah tabii Allah izin verirse demektir. Yani olmaz olmaz insanın hayatında ama sen çalıştığın sürece Allah karşını muhakkak veriyor. İnsanda akıl var, fikir var, beyin var. Herkesin içinde bulunduğu durum farklı. Herkes eşit derecede çalışamıyor, eşit derecede verim elde edemiyor. Ama çalıştığı sürece muhakkak sonuca ulaşıyorsunuz. Ve Arslan. Hocam, İngilizce roman anlayacak kadar bilgim olsa da makalelerde tıkanıyorum. En sonki YÖKDİL sosyal gözümü korkuttu. Amacım 70'i geçmek. En son 57 aldım. Bu sınav bu kadar perplexing olmak zorunda mı? Vallahi zorunda değil ama aynı soruyu ben de soruyorum. Niye bu kadar zorlaştırıyorlar bu işi diye. Hatta 10-12 senedir söylüyorum. Bu sınavlar bu kadar zor olduğuna göre sınavda sözlük serbest olmalı.
Elektronik sözlük bile olabilir. Serbest olmalı. Yine bunu söyledikten sonra her zaman söylüyorum. Ben 30 yıldan fazla bir zamandır İngilizce ile uğraşıyorum. Öğreniyorum ve öğretiyorum. 20 küsur yıldır da öğretiyorum. Hatta Ardahan'da olduğum zamanı katarsanız 92 yılında başladım. 90, evet 92'de başladım ben anlatmaya. Hala sözlük kullanıyorum ben. Yine aynı şekilde söylüyorum. Otursam kendim sözlük yazarım. 80-90 bin kelime biliyorumdur ben. Belki 100 bindir bilemiyorum. Otursam sözlük yazarım yani. Ama hala sözlüğe ihtiyacım var benim. 300 bin, 500 bin, 600 bin daha geride bilmediğim söz kelime var. Nereden öğreneceğim ben onları sözlüğe bakmazsam? Ama devran bu. Yani ya deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Eğer YDS işine kalkışıyorsan hiç kimseye bir şey diyemiyoruz. Yani adamlar soruları dayıyorlar. Mecburuz ona göre çalışmaya. Gözünün korkması güzel ama daha sıkı çalışmaya yönlendirir seni. 57'den de 70'e gelmek çok aslında zor değil. İşin zor kısmını halletmişsin. Sadece özellikle işte bahsettiğim gibi makalelerde tıkanmanın temel sebebi bir, kelimelerin eksik olması, iki, karmaşık, bileşik cümlelerin başını sonunu karıştırman, ayırt edememen. O da bazen Türkçe az okuduğumuzdan dolayı olabiliyor. Bazen kişiden kişiye değişebiliyor. Gençlikle alakalı da olabilir. Bilmiyorum yaşın kaç. Korkmaz biz çalıştık da ne oldu hocam demiş. Yaşa. Aynen öyle. Dersi kastediyorsun değil mi? Az önceki genç kardeşimiz için. Game over. Hocam ben dizi oyun derken gramer temelime bayağı kelime katmışım. Çok güzel. Üniversite araştırma makalelerinde iyileşmek için metin çözümlemenize başladım. Tekte anlıyorum. 14. videodayım. Cansınız. Eyvallah. Özellikle araştırma makaleleri için birebir zaten. Oradaki makaleler bazıları tabii incelik, bilimsel detaylar içerdiği için zorlayacaktır ama %80-90 itibariyle oradakilerden daha zor. Bizim işlediğimiz metinler çok çok işine yarar. Günseli Tufan, bazı kelimeleri duyduktan 5 saniye sonra yeniden karşıma çıktığında hatırlayamıyorum. Sizin delikli kovatörünüzü sık sık anlıyorum. Anıyorum hocam, haklısınız. Beynimizde delikli bir kova var, değil mi? Ama ona inandığın zaman ne kadar rahatlıyor insan, değil mi? Yoksa kafayı yiyeceksin yani. Bir kelime insan 5 saniye sonra unutur mu ya? Kaç defa görmen lazım unutmaman için, hatırlaman için. Ama işte insanoğlu böyle. Unutuyorsun yani. Rabia, ben YKS öğrencisiyim, YDS değil demiş. Eyvallah, tamamdır Rabia. Ama aynı şeyler senin için de geçerli yine. Sadece YDS'den daha kolay YKS'nin soruları. Onlarla ilgili de aslında ayrı bir video grubu çekeceğim inşallah ama muhtemelen bu sene olmaz. Çok çok düşük bir ihtimal. Ama anlattığım videoların hepsi işinize yarayacaktır kesinlikle. Onların daha basit olanlarını seçmeniz gerekiyor sadece. Bu arada durun onu size göstereyim. Bana bir 10 saniye verin gençler. Sağlık kaynaklarını aç. Acaba hangisiydi şimdi bunların? Şu muydu ki daha dün yapıyordum. Ha, çok güzel. Aferin bana. Şu gençler, şu 1 2020'de YKS sınavında çıkan bir kelime sorusu herhalde hangisini artık bilemiyorum istemişler. Şu ise bu 28 Şubat'ta çıkan YÖKDİL sağlık sorusu. Aynı konu yani konu derken aynı makale, aynı sayfa alt alta iki tane paragraftan çıkarmışlar. Hatta bir dakika şuraya bir tekrar döneyim. Siz benim güzel yüzüme bakın. Sağlık, sosyal sağlığı tekrar aç.
Bir saniye hemen geliyorum gençler. Bulunduğu dosya konumunu aç. Tamam. Şimdi oldu. Evet, tekrar. Bakın şu üst kısımda görebiliyorsunuz. Tüm YDT ile YS5 vesaire soruları 2019, 20 değilmiş. 2019 Haziran bir önceki sınavda çıkan 3. soru için sorulmuş. Dediğim gibi şu ise 50. soru. Türkçe'ye çevirme olarak istemişler. The consumption of trans fat and saturated fats diye. Şu. Tekrar gösteriyorum. Şu YKS'de çıkan soru, şu YÖKDİL sağlıkta çıkan soru. Her zaman söylüyorum size, aynı kaynaktan çıkarıyorlar. Aynı tip soruları soruyorlar, aynı ekip hazırlıyor. Sadece YKS için biraz daha kolay kelimeler seçiyorlar, biraz daha kolay cümleler seçiyorlar. Soruların zorluğu biraz daha alt seviyede. Ama bu kadarını hani para verseniz bulamazdınız, arasanız bulamazdınız. Aynı kaynak, iki farklı sınav, iki yıl var arada veya 1,5 yıl var. Ve alt alta iki paragraftan. Aynısını yine yapmışlardı. Onu da yine gösterebilirim. Pardon, siz yine şurada birazcık bekleyin. Geç şart mı göstermem? İnanıyorsunuzdur değil mi bana? Kitabın ismini hatırlamaya çalışıyorum da. Neyse. Gerek yok. Bu kadar yeter sanırım. Evet. Yıldıray. Hocam iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Üçlü dikiş yöntemi dediğiniz tam olarak nedir? Yahya da aynısını sormuş. Eski canlı yayınlarda hep olduğu için normalde son bir iki haftadır es geçiyorum ama arka arkaya sorduğunuz için söylemiş olayım. Bununla ilgili bir video çekeceğim inşallah. Diyelim ki benim videolarından çalışmaya karar verdiniz. Benim paylaştığım metni de indirdiniz. Bu PDF dosyası olur, Word dosyası olur. Ondan çıktı alıyorsunuz. Hangi metni işleyecekseniz, hangi videoyu izleyecekseniz o videoyu izlemeden önce bir sözlük yardımıyla oturup aldığınız çıktı üzerine kelimeleri tek tek yazarak çalışıyorsunuz. İşte az önce şu şekilde. Misal. Diyelim ki şu şekilde işte 2020 ilkbahar sağlık kaynakları diye ben bir metin oluşturmuşum. Bunların da bir kısmını videosunu çektim. Thinkific'te var. Misal şurayı okumaya karar verdiniz. Yani sağlık, sosyal, fen hangisi olursa artık. Conception ne demek? Definition ne demek? Disability ne demek? Efendim. Approach ne demek? Ongoing ne demek? Bunları aldığınız çıktı üzerine ayrıca bir deftere yazmana gerek yok. Bunu yazıp daha sonra cümleleri anlamaya çalışıyorsunuz. Çalışırken misal buradaki aging as an ongoing process'i veyahut da age related changes'i yakalayamadın tam olarak. Hocam işte buradaki stage aşama mı demek yoksa sahne mi demek? Emin olamadım. Oraya not alıyorsunuz, soru işareti koyuyorsunuz. Bu birinci dikiş. Sonra açıp video izliyorsunuz. Bu ikinci dikiş. Video izlerken de aldığınız notla karşılaştırma yapıyorsunuz. Ben ne anlamışım, hoca ne anlatmış, doğrusu hangisiymiş. Notları üzerine bir daha not alıyorsunuz, düzeltme yapıyorsunuz gerekirse. Eski yaptığınız yanlışı silmeyin. Üzerini çizin, o orada kalsın, yanlış yaptığınızda görün. Dediğim gibi bu şekilde karşılaştırma olarak izliyorsunuz. Bu ikinci dikiş. Ertesi gün, ertesi sabah, aradan belli bir zaman geçtikten sonra da çıktı, aldığınız çıktı üzerinden notları bir daha hatırlamaya çalışıyorsunuz. Kısaca 10-15 dakika. Hatırlayamadığınız, emin olamadığınız yerlerde ilgili kısmı dönüp videodan bir daha bakıyorsunuz. Bu da üçüncü dikiş. Özetle kısaca bu. Uzunu da bu kadar aslında. Daha fazlasına gerek yok zaten. Bunu yaptığınız zaman muazzam fayda görüyorsunuz, elde ediyorsunuz. Pekala. Melek Özer, sıfırdan başladım. Söylediğiniz her şeyde haklısınız. Farkındayım. Sizden de duymak istedim. Yönlendirmeleriniz beni sıfırdan bu noktaya getirdi. İnşallah üç dikiş kurallarının hakkını vereceğim. Teşekkür ederim. İyi olur. Tavsiye ederim. Buse Ortaç, Thinkific'teki videoları açsanız keşke hocam tekrar. Videolar açık Buse.
Yani her zaman söylüyorum, belli bir noktada kapatmam gerekiyordu zaten. Haziran'da yaptığımız kursta bile adına kontenjan deyip dünya kadar arkadaşa açmıştım. Daha sonra YÖKDİL kursundan sonra açmıştım. 1,5, 2,5, 2,5 ay, 3,5 ay kadar açık kaldı. Yani iki neredeyse full kurs var orada. YÖKDİL için var, YDS için var. Yani belli bir noktada kapatmam gerekiyor. Ve çok da minimumda tuttum. Yani piyasadaki kursların 2000, 3000, 5000 lira olduğunu kabul ederseniz ayda 100 lira, 200 lira hiçbir şey değil. Herkesin durumuna bir şey diyemem tabii. Herkes illa hani bir yerlerden bulsun bana ne falan diyemem. Yoksa yok yani, ona da bir şey diyemem. Bu konuyu her zaman dikkat ederseniz hassas olmaya çalışıyorum. Yani benim en başından beri yapmaya çalıştığım şey, bunu defalarca, ısrarla, belki 100 defa, belki 1000 defa söyledim. Derslerimin nihai anlamda ücretsiz olması. Gönlünden ne koparsa olması. Ama daha önce de söylemiştim, şu anda 2300 kayıt var. Thinkific'e kayıtlı olan arkadaş anlamında. Açık olduğunda bile sadece 150 kişi, 200 kişi kadar izliyordu. Bunların da 100 kadar düzenli izliyordu. Ben de o kadar kişi zaten ücret verip devam eder diye tahmin ediyordum. Ki onun bile altında kaldı. İşte dersin başında, canlı yayının başında arkadaşınızın biri sordu, söyledim. 35 kişi kadar falan şu ana kadar, işte 8-10 gün içerisinde ücret ödeyen var. Onların da 28-30 kadarı 100 lira altı Yasin'e talip oldular. İtirazım yok. Yani Yasin de benim için daha kıymetli. Masix, Thinkific'teki videoları nasıl izleyebiliyoruz? Kayıt oluyorsunuz ve işte aylık olarak değişik seçenekler sundum. 6 ay veyahut da 8 ay için paket, peşin ödeme şeklinde paket var. Onu yapabilirsiniz. Aylık olarak 200 lira ödeyip bütün seçeneklerde bütün videolara erişebiliyorsunuz. Hepsi açık. Hocam ben sadece bir ay boyunca 100 tane video izlemek istiyorum. Hepsi açık. 200 tane izlemek istiyorum. Hepsi açık. Orada IBAN numaramı paylaştım. IBAN'a gönderiyorsunuz. Ben de sizin adınıza videoları atıyorum. Derslere katılıp izliyorsunuz. Hepsi o kadar. EYA hocam, tam 1 yıl oldu çalışmaya. Başlayalı 25 civarından 82-83 YÖKDİL'e çıkardım. Maşallah, bravo. Ama hala reading'im ve kelimeden çok iyi değil gibi geliyor bana. 7'den 85-90 civarına nasıl, ne zamana kadar çıkarız tahminen? Yani 83'ler çok çok harika bir rakam. 85'e zaten gelmişsin. Hani YDS'den dediğini anlıyorum ama bir 10-15 puan diye düşünebilirsin. Yani 70 civarında olur YDS'den muhtemelen. 3-5 ay daha çalışırsan üstüne gayet yani mantıklı bir şekilde olur. Hele hele Ekim'e kadar düzenli olarak çalışırsan kesin olur. Olur. Bir yılda 25'ten 80'lere kadar gelmek muazzam bir iş yapmışsın demektir. Yaptığın şeyden çok iyi verim alıyorsun demektir. O puandan da bu puana çıkman hiç zor olmaz senin açından. İşte buradayız, geldik. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Aynen öyle gençler. Şevval Bilek, hocam selamlar. Mesut hocam, videolarınızı 2018'de Erasmus sınavına hazırlanırken keşfetmiştim ve bayağı faydalanmıştım. Yurt dışı çok güzel bir deneyimdi. Şu an hem YDS hem tekrardan üniversite için YDT çalışıyorum. Dersi işleyiş biçiminiz çok etkili. Her şey için teşekkürler. Sevindim. Erasmus'tan faydalanman da çok güzel. Muhakkak ufkunu açmıştır. Ne kadar kaldım bilmiyorum ama kısa bile olmuş olsa çok çok faydalı. İmkanları zorla bence. Yine gitmeye çalış. Daha faydalı olur ikinci, üçüncü gidişinde. Fatih hocam, sizin de dediğiniz gibi reading kitaplarına tek başına çalışmasınlar. Ben geçen sene reading kitabı bitirdim. 55'i zor gördüm. Ama sizin videolardan sonra YÖKDİL'den 82 göreceğim inşallah. Eyvallah. Yani haklısın. Ben de haklıyım zaten onu söylemekte. Hani her zaman söylüyorum, ben 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Birçoğunuzun yaşından daha fazla. Ve bir takım şeyleri gördüm, geçirdim, anlattım. Denemediğimiz yol, yöntem, metot kalmadı. Onun sonunda dikkat ederseniz hiç farklı bir şey söylemiyorum ben size. Hiç teknik, taktik, yöntem, şunu yap, bunu yap. Sadece uğraşın diyorum. Sadece şu benim videoları izleyin diyorum. Hepsi o kadar. Yani yaparsanız, hocaya teslim olursanız, öyle diyeyim, hocaya güvenirseniz, trust the hoca, trust the process, trust the system, sonuç alıyorsunuz.
Fatih'i dinleyin gençler. Evet, Korkmaz çıktı doğru demiş. Nedir çıkan Korkmaz? Faruk, abo kimmiş mal olan? İşte geldik. Nur yüzlü canım hocama maşallah. Eyvallah, çok sağ olasın. Korkmaz straightforward kelimesi vardı hocam. İlk defa sınavda gördüğümde şaşırdım. Aa, güzel. Örnek verirken değil mi? Bakın işte. Bunu her zaman derslerimde söylüyorum ben. Siz başka bir konudan bahsediyorsunuz. Tak, konuştuğunuz konu başka bir yerde işte işinize yarıyor. Nasrettin hocalardan veyahut da masallardan bile sınavda soru çözen arkadaşlarınız oldu. İngilizce İngilizcedir, her zaman söylüyorum. Ve Arslan, hocam orta seviye biri için önereceğiniz faydalı İngilizce kitaplar var mı? Faydalıdan neyi kastettiğin önemli, İngilizce'den neyi kastettiğin önemli. İngilizce, genel İngilizce ise çok fazla var. Ama özellikle gramer şeklinde, özellikle hani bu Headway'di yok bilmem Oxford'un serileri falan tarzında genel İngilizce öğrenmek için bu speaking bile olmuş olsa ben onlardan ziyade şu okuma seviye kitapları vardı ya, level 1, 2, 3 vesaire. İnternette PDF'sini çok rahatla bulabilirsin onların. Onlardan başla. Bir sözlük al elinde. Bir kurşun kalem al. Yaza yaza çalış. Bir ay, 2 ay, 3 ay hiçbir şey olmuyormuş gibi gelecektir. O arada cümlelerin başını sonunu belki yakalayamayacaksın. Belki kafan çok şişecek. Bu iş olmayacakmış gibi gelecek. Ama birazcık sabredersen bunu yaparken de ufak ufak arada işte can ne demekmiş, modal ne demekmiş, pasif yapı neymiş. Bir gün bir videodan, bir başka gün başka bir videodan. Bu illa benim dersler olmak zorunda da değil. YouTube'da dünya kadar hoca var. Bir gün ondan, bir gün buradan faydana faydana biriktire biriktire git. Hepsi bu kadar. Ama onun dışında daha spesifik bir şey soruyorsan onu biraz daha netleştir, ona göre bir cevap vereyim Arslan. Faruk, hocam merhaba, nasılsınız? 3 aydır sizi takip ediyorum hocam. Siz hep üçlü dikişten bahsediyorsunuz ama ben tek dikiş gidiyorum. Allah hayretsin, bakalım ne olacak. Bu arada bugün size bir mail atmıştım. Onu okudum Faruk, teşekkür ederim. O konuda genel itibariyle biz de istinayı tercih ediyoruz, öyle diyeyim. Senle ben anladığımız için şimdilik orada bırakayım. Allah razı olsun ama. Azat, hocam benim okuldaki hocalarım soru çözmeden istediğin verimi alamazsın diyorlar. Soru çözmeye başlasam mı yoksa çevirilere devamını, hem bir de sizinle çalıştığımdan beri okuldakilerin çoğunu geçtim. İşte o Azat, olay budur. Hocalar soru çözmeden istediğin verimi alamazsın. Hocaların istediği tarz o olduğu için, anlatma şekilleri o olduğu için, sonuçta öyle bir şey istedikleri için seni ona zorluyorlar. Burada iki şey söz konusu. Hocalarının seviyesini bilmiyorum ama hem milli eğitimdeki hocaların hem de üniversitedeki hocaların genel itibariyle seviyelerini az çok bildiğim için bu konuda iç rahatıyla bir takım şeyleri söyleyebilirim. İstisna her zaman mümkün. Çok çok iyi olan hoca her zaman mümkün ama özellikle lisedeki üniversitede İngilizce hocaları içler acısı. Bir bu. Bir, kendileri bilmiyorlar yani. İkincisi de bunu şöyle düşünün. Üniversiteden mezun olan herkes kendine dönüp bir baksın. O alanda sözde uzman olarak mezun oluyorsunuz. Üniversite mezunu. 4 sene o konuyu okumuş. Koskoca diploması var. Sadece 6 ay sonra hangi konuyu sorsam ne kadar cevap verebilirsiniz bana? Nokta. Olay budur yani. İngilizce öğretmenleri de aynı şekilde İTKK mezun oluyorlar. Bir şekilde denk geliyor. Öğretmen olarak kapağı atıyorlar liseye. Ondan sonra yaşı gençse 1-2 yıl uğraşıyor. Ondan sonra hevesini kırıyor bütün, hem öğrenciler hem öğretmenler hem veliler. Ondan sonra bana ne diyor herkes? Kabuğuna çekiliyor. Yapması gerekeni yapıyor. Anlattığı kadarını anlatıyor. Hiç kimsenin de bir şey fazlasını istediği yok zaten. Bir bu. İkincisi de bir şey yapmak isteyenlerin elini kolunu bağlıyorlar zaten. Sistemin dışına çıkma, kafana göre takılma. Böyle olduğu için de mecburlar bir takım şeyleri senden istemeye. O yüzden sen hocaya he he de. Ama işte gördüğün gibi okuldakilerin çoğunu geçtim diyorsun. Birazcık daha gayret etsen hocanı da geçersin. Öznur, hocam pardon, Azat hangi sınava hazırlanıyorsunuz diye sormuş. Azat genç bir arkadaşımız. Burak Barış, hocam sonunda canlı yayınıza katılabildim. Herkes sınav için dinliyor ama benim sınavım yok. Keyif için her gün bir videonuzu izliyorum. Boş vakitlerimde de izliyorum. Çok keyifli oluyor. Valla herkes senin haline gıpta edecek. Öyle diyeyim Burak. Herkesin idealisin şu anda, söyleyeyim sana. Keyif için izlemek harikulade bir şey tabii. Daha verimli olur. Sıkılmayacağın için, kasmayacağın için. Kimse seni zorlamadığı için, istediğin için daha verimli olur.
Aman nazar değmesin. Devam. Beste doğru. Hocam net puan hesaplaması hakkında bilgi verme şansınız var mı? Sınavları soruyorsan eğer, sınavlarda 80 soru eşittir 100 puan şeklinde yapılıyor. O da bir soru 1,25 puana eşit demektir. Dolayısıyla 40 doğru yaptığın zaman 80 puan alıyor. Pardon, ne güzelmiş. 50 puan alıyorsun. Doğru derken yanlış doğruyu götürmüyor bu arada. YKS'de, YDT'de götürüyor mu gençler? Nedense bende o bilgi yok. Üniversite olduğu için götürüyordur, değil mi? YÖKDİL ve YDS'de yanlış doğruyu götürme diye bir şey yok. Boş soru bırakmıyorsunuz dolayısıyla. Mecbur kalsanız bile sallayın. Filiz Erciyas. Hocam ben düzenli çalışamıyorum. İllaki bir yerde bırakıyorum. Benim metodumu mu beğenmedin, sesimi mi beğenmedin? O olabilir. Veya çok yapı olarak çok sıkılıyorsundur. İngilizceyi hiç sevmiyorsundur. Çok ağır geliyordur. Bunların hepsi katkıda bulunuyordur muhtemelen durumuna Filiz. Bunu aşmanın yolu şu olabilir. Hani günlük hayatında neler yapıyorsun bilemiyorum ama çalışıyorsan mesela arabayla gidiyorsan MP3'lerini dinleyebilirsin. Eğer otobüs gibi bir şeyle gidiyorsan yine cep telefonunu aktarıp orada kendini kasmadan sadece birazcık daha böyle adapte olabilmek için, havaya girebilmek için bir 3-5 ay öyle yap. 5 ay çok oldu da bir 2-3 ay öyle yap. Ve Arslan, günde maksimum kaç kelime ezberlenebilir? Hocam, sürekli okuyorum, sürekli bilmediğim kelimelere maruz kalıyorum. Gerçekten yorucu oluyor. Sürekli görsem de kelimeler uçucu olabiliyor. Bu çok sinir bozucu. İşin sırrı burada zaten Arslan. Herkesin durumu aynı. Her zaman benzer şeylere yine aynı cevabı veriyorum. Bu işin sırrını çözmüş olsam, kelimeleri 5 defada bile görünce öğrenmenizi sağlayacak bir yöntem keşfetmiş olsam, dolar milyarderi olurdum yani. Milyoneri de bırakıyorum. Dünyada herkesin derdi bu. Çinlilerin de derdi bu. 1,3 milyar insan orada var. Avrupalıların derdi bu. Benim kardeşlerimin Almanya'da olduğunu az önce söylemiştim. İngilizce öğrenmek için bile Almanca ile İngilizce birbirine çok yakın kelimeler içerdiği, barındırdığı halde yani göbekleri çatlıyor. İngilizlere mesela Fransızca öğretemiyorsunuz bir türlü. Fransızlar mesela İngilizce öğrenemiyorlar bir türlü. Ama hocanız öğreniyor takır takır. Bu kendini tanımayla alakalı. Değişik böyle yöntemler, metotlar var ama herkese uymadığı için hani bir tek böyle gömlek kimisine dar, kimisine bol geldiği için herkes kendisini kesip biçecek, kendisi dikecek. İlk önce onu çözmeniz gerekiyor aslında. Ama sinir bozucu olması çok normal. Ona katlanacaksın. Bunu doğal kabul edeceksin. Az önce bir bayan arkadaş, ismini hatırlayamadım şimdi kusura bakma. Delikli kova. Şenay, Şevval öyle bir şey miydi? Delikli kovayı hatırla. Çok çok normal. Hiç sinirini bozmasına gerek yok. Uçması çok normal. Sabredeceksin. Öznur Ağza'da cevap vermiş. Çeviriyi her gün düzenli bir şekilde yap. Soru tarzlarından da mutlaka çözmelisin. Zaten doğru şey soru üzerinde oturacaktır. Güzel. EYA yaklaşık 6-7 aydır işe gidip gelirken yolda sizin YouTube videolarınızı izliyorum. Çok faydası oluyor. 83 civarında çıkmamda. İnşallah 2-3 ay sonra Thinkific'e geçeceğim. Beklerim EYA. Yani olay budur işte. Her zaman söylediğim gibi maruz kalma olayı bu. Kendinizi çok fazla kasmadan, bu işi 2-3 aya sığdırmadan, kaç ayda ne kadar kelime yaparım değil de anlam kraldır diyorum bakın. Anlam kraldır. Okuduğunuz, izlediğiniz şeyi anlamaya sizi götürecek olan her şeyi öğrenmek zorundasınız. Bundan da hiçbirisi kolay şeyler değil. İşte az önce arkadaşınızın söylediği gibi okuyorsun, öğreniyorsun, öğrendiğini zannediyorsun, unutmuşsun. Kelimeyi tekrar tekrar yazıyorsun, bir bakıyorsun yine hatırlamıyorsun. Yani sabredeceksin. Maruz kalacaksın. Ve üçlü dikiş bile yapmadım diyor. Ya, birazcık böyle dediğim gibi benim yaptırmaya çalıştığım şeyi anlamakla da alakalı bu. Kavramakla da alakalı. Sisteme adapte olabilmekle de alakalı. O yüzden yine az önce söylediğim şeye geliyor. Yani hocaya güvenin, yola yönteme, metoda güvenin. Birazcık rahatlayın. Kuraldı, gramerdi, şu kadar zamandı falan diye kasmayın. Bu işi gerçekleştirecek, öğrenecek olan sizsiniz. Hoca olarak benim görevim ve yapabileceğim tek şey size rehberlik etmek. Onun ötesinde ben hiçbir şey yapamam. Yani kafatasınızı açıp beyninizi aktaramayacağımıza göre benim işim kulağınıza, gözünüze kadar. Onun dışında dediğim gibi rahatlamaya çalışın. Bu da kolay bir şey değil.
Yani psikolojik olarak rahatlamak zorundasınız. Bakış açısı olarak rahatlamak zorundasınız. Yaklaşım olarak farklı bir yaklaşım denemek zorundasınız. Size 10 senedir anlatılan şeyleri aşmak zorundasınız. Eğitim sisteminin kazandırdığı yanlışlardan kurtulmak zorundasınız. Bunları yapabilirseniz İngilizceye sıra geliyor. Zorlandığınız nokta burası aslında. İngilizcenin kendisi yapı olarak basit, grameri basit aslında. Detay çok fazla. Sıkıcı olan, yorucu olan kısım burası. Kelimeler çok fazla. Ama bunun da anahtarı işte maruz kalmakta. Bunu yapabilirseniz, bu söylediğim şeyleri sıraya koyabilirseniz ondan sonra gerçekleşiyor bu iş. Ve Arslan hocam, pardon, örneğin Alice in Wonderland, Alice's Adventures in Wonderland, onu kısaltıyorlar, güzel, gibi kitaplar öneriniz varsa alırım. İngilizce kitap okumak İngilizce algımı geliştirir diye düşünüyorum. Güzel olur bu. Bana bir mail at. Onları bir ara bir web sitesinde toplu olarak görmüştüm. Çünkü Gutenberg diye bir site var. Gutenberg.org. Orada ücretsiz dünya kadar bulabilirsin. Hatta demişken Gutenberg malum matbaacı elemandı biliyorsunuz. Gutenberg Project. Onun adına namına dünya kadar artık baskı hakkı geçmiş kitapları yüklüyorlar ücretsiz olarak. Search and browse. Frequently downloaded demiş. Mesela en sık yüklenenler veya pardon indirilenler. Frankenstein mesela. Pride and Prejudice. Bak görüyorsun değil mi? Alice in Wonderland. The Tale of Two Cities. Bunun özellikle biraz daha basitleştirilmiş olanlarını bulabilirsen çok güzel bir kitaptır mesela bu. Metamorfozu biliyorsunuz değil mi? Meşhur Kafka'nın. Moby Dick, Beyaz Balina. The Adventures of Tom Sawyer. Bu da ilginçtir, güzeldir. Treasure Island klasiklerden. Vesaire. Makalelerden bıkkınlık geldi demiş. Anlaşılır tabii. Filiz yok hocam ağır geliyor İngilizce. Dediğim gibi. Yani tahmin edebiliyorum. Yavuz Ünlükaya hocam benim İngilizcem sıfır. Videolarınızı izlemeye başladım. Zorlanacağımı biliyorum. Hocam gramer kitabı almalı mıyım? Hayır Yavuz gerek yok. Hiç kendini yorma. Gramerle alakalı aklına takılan her şeyi Google amcaya sor. Google sana hepsini anlatır, hepsini söyler. Ginger Chair. Güzelmiş. Nereden buldun bu ismi? 7'de de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Tahmin etmiştim. Beste teşekkürler demiş. Eyvallah. Filiz sizinle hiç çalışmadım. Birkaç ay sabret bakalım. Ne kadar ilerleyeceksin, neler değişecek göreceksin. Ama çok kendini kasma. Her şeyi her duyduğun zaman, her anlattığımda illa öğreneceksin diye bir şart yok. 3-5 videoyu hatta sadece 2 hafta boyunca şöyle baştan izle, baştan izle. Hatta Nasrettin Hocalar, hoca fıkralarıyla başla. YouTube'da oynatma listeleri içerisinde Nasrettin Hoca videolar var. Bu 30-40 kadar olması lazım. Sadece lay lay lom, eğlence olsun diye bir bak göreceksin. Öznur 7'de yanlış doğruyu götürüyor. Azat götürüyor. Eyvallah. Filiz, hocam B2'yim, Cambly'ye üyeyim demiş ama kelime ezberleyemiyorum. Ezberleme olarak düşünme. Bunu ezberleme olarak düşündüğün zaman beyniniz karşı çıkar. Anlamak olarak düşün. Ve daha basit şeylerden başla. Ve konuyu anlamaya çalış. O yüzden Nasrettin Hoca çok işine yarayacaktır mesela. Ve hatta eğer mümkünse etrafında sana yardımcı olabilecek kimse varsa bu annen olur, kız kardeşin olur, evli misin, çocuğun var mı bilmiyorum, o olur. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarını bir tanesini 2-3-4 defa izle. Sonra videoyu durdur. Benden dinlediğin, izlediğin şeylerin aynısını aktarmaya çalış. O zaman göreceksin, çok çabuk ilerleyeceksin.
O zaman kelimeleri de ezberlediğini fark edeceksin. Yapıları öğrendiğini de fark edeceksin. Yusuf, Fransızlar metin derslerinizi izlememiştir hocam. Eyvallah Yusuf, güzel bir yaklaşım oldu. Bu arada dünyanın dört bir yerinden mi izleyenler oluyor? Onu da hatta size göstereyim. Ne alaka bilmiyorum. Analizlere gel. Veya bir dakika ondan önce tekrar subscribers onu değil audience istiyorum ben. YouTube'a video yükleyenler şu YouTube Studio analiz kısmı burası. Burada genel olarak kim nereden katılıyor, nasıl izliyor, ne kadar izliyor vesaire gibi şeyler var. Bu ay içerisinde son 28 gün içerisinde 5000 abone tekrar tekrar dönüp izlemiş. 13.000 yeni kişi benim kanalımı görmüş. Bunlardan sadece 1000 kişisi 1100 kişi abone olmuş. Bu şekilde gösteriyor. Sonra onu izleyenler moda değil, benim hocam Akın Dil gibi şeyler de izlemişler. Onları da görebiliyoruz. Şurada ise bakın top geographies en çok hangi ülkelerden izlenme almışım? Tabi toplam 103 bin izlemenin 90 %97'si pardon %94'ü daha da düşmüş demek ki dünyadan daha da artıyor bu. Ukrayna'dan, United Kingdom'dan iyiymiş. Mesela şurada yaşları görebiliyorsunuz. 18-24 yaş arası %40, 25-34 arası %44. 35'ten 44 arası %13. Ondan sonra 45'ten sonra %3'e düşüyor. Ama 65 yaş üstü izleyenler bile var. Evet. İlginç değil mi? Filiz mail atacağım size demiş hocam. Eyvallah. Azat tekrar 4 yanlış bir doğruyu söylemiş. Maç özetleri burada. Hocam videoları izlerken anlıyor gibi oluyorum. Videoyu kapatınca bir şey hatırlıyor muyum diye düşünüyorum ama yok. Zekamda bir sorun mu var acaba? Zekanda sorun yok. Zekan var. Mesut Hoca'yı bulmuşsun. Videolarını izliyorsun. Yeterince zeki olduğunu gösteriyor bu. Ama az önce Filiz'e de söylediğim gibi videoyu kapatınca başka birisini anlatmaya çalış. Senin gibi arkadaşların genel durumu bu. Genel sıkıntısı bu. Tam olarak adını koyamıyorum. Tam olarak böyle parmak basıp bulamıyorum ama bazı kişilerde bir üstün körü geçme problemi oluyor. Sınıfta bazı arkadaşlarınızda bunu görürsünüz. Böyle hocayı dinliyor gibidir ama kafası bambaşka yerdedir. Mesela sen bile kendini video izlerken bir kontrol et. Bir ara böyle ipin ucunu kaçırdığını fark edeceksin. Sen İzliyorsun, beynin, kafan senin bu videoyu izlemen gerektiğine dair. Evet, değil mi? Şurada kaldık. Zorluyor. Ama kafan şey kalbin başka yerlerde. Daydreaming deniyor bunun İngilizce'de. Hani böyle pencereden bakıp böyle dalar gidersin ya. Mikrosaniyelik bile olmuş olsa böyle dikkati dağıtır. Yani dikkat son derece önemli. Kendine verebilmek çok önemli. O yüzden anlam çok önemli. Anlam kraldır diyorum. Anlamı kovalamaya başladığınız zaman özellikle benim hani videolar çok dağılıyor. Bunu biliyorum. Onu da aslında çaresini de bulmaya çalışıyorum. Böyle detaya girmeden hızlı hızlı videolar da geçeceğim. O şekilde yapacağım inşallah. Mesela Nasrettin Hoca'da bu çok güzel oluyor. Bir başlıyorsun tık 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 anlatıyorsunuz kısaca. Çünkü bir şey öğretme derdim yok orada. Öyle olduğu için orada çok çabuk mesela olayı hemen takip edebiliyorsunuz. Anlama işte geçmeye çalışırsan kuraldığı kelime ezberlemeydi gibi böyle ırgat işlerinden kurtulmaya çalışırsan o zaman beyin öğrenme işine geçebiliyor. Dediğim gibi bunu zorlamanın yolu da bir başkasını anlatmak. Öyle bir imkan bulmaya çalış. Yani arkadaşın varsa mesela para ver. İşte çay ısmarla, bir pizza ısmarla, katlansın. Çok değil, bir 8-10 defa yaptığın zaman nerede takıldığını göreceksin zaten. Comrade Monica, hocam iyi akşamlar, merhabalar, eyvallah. Burak Barış, hocam ya iyi ki varsınız, eyvallah. Allah size ömürler versin, uzun ömürler, Allah razı olsun. Sonsuza kadar bizimle kalın, hayat tecrübeleriniz bize yeter.
Vallahi sonsuza kadar kimse kalamıyor malum. Ama siz dua edin. Allah sağlıklı, sıhhatli hayat versin. Yani çok yaşamaktansa imanlı gitmeyi tercih ederim ama yaşamak hayatta güzel yani, niye yaşamayalım? Kaldı ki bundan sonra muhtemelen hayatı yavaş yavaş yeni öğrendiğim için bazı açılardan biraz daha güzel yaşamak istiyorum aslında. Az önce arkadaşınızın İngiltere'den dönme ile ilgili sorduğu soruya cevap verirken söylemiştim. Benim için çok önemli değil. Yani ben ne denir, acısız aşım, ağrısız başım tarzında ama dünyaya çok matah bir şey olarak bakmadım. Çok bir şey istemedim. Allah da ona göre verdi. Çok şükür hiç açta açıkta kalmadım. İşsiz kaldım. Çok zamanlar oldu. Çünkü ben çok maymun iştahlıyımdır. Canım sıkıldığı zaman yani çok sakin duruyorum, ona bakmayın da. Yani üniversiteden 3-4 defa ayrıldım. Şirket kurduk. En güzel palazlandığı zaman da bastım, çıktım, geldim. Vesaire vesaire. Yani çok şey söylenebilir. İşte ailem Almanya'da ama ben gidiyorum dedim, geldim Türkiye'ye. Gibi şeyler dedi. Yani bu geldiğim zamanda da mesela İzmir'de 10 sene kaldım. Gayet de güzeldi yani. Altın üstüne de getirdim. Ege'yi de gezdim. Efendim Akdeniz'de gezdim. Özellikle evlenmeden önce. Avrupa'yı da gezdim. Yani yaşamadım değil ama potansiyel olarak, imkan olarak yapabileceğim şeylerle kıyaslanınca yapılabilecek birçok şeyi es geçmişim. Bu hem yaşamak anlamında hem insanlara katkıda bulunmak anlamında. Şimdi bir takım bazı şeyleri daha net görebiliyorum. Yaşın verdiği tecrübeyle, yaşanmışlıklarla. O yüzden de inşallah. Hani siz duaya devam edin. Burak çok sağ olasın. Ben de ona göre bir belimi düzelteyim, bir takım şeyleri yoluna koyalım. Ondan sonra inşallah hep beraber. Ben size faydalı olacak şeyler yapmaya gayret edeyim. Siz de bana dua edin. Eyvallah. Sağ olasın. Ve Arslan hocam, 28 Mart YÖKDİL için sınava dair soru türlerine dair stajvari mi? Strateji, pardon, vari bir soru çözümü yapmak planlarınızda var mı? Onunla ilgili aslında zaten en kral video çözümleri falan diye bir video vardı, onu kaldırdım YouTube'dan tırstığımız için. Bu ÖSYM soru çözümleri yapanların peşine düşüyor falan dendiği için. Onu yüklemeyi düşünüyorum ama onu editlemem gerekiyor. Veya sıfırdan da çekebilirim. Benim çok değil, bir iki günüm alır o. Eğer çok istiyorsanız yaparım. Sıkıntı olmaz benim açımdan. Ama soru çözüyorum zaten. De strateji anlamında çok strateji yok zaten. Sadece şunlar şunlara biraz dikkat edin diyebiliyoruz hoca olarak, o kadar hepsi. Hani böyle test tekniği, test mantığı, mantık belki denebilir de işte metot, yöntem falan gibi şey yok yani. Dikkatli olmanız gerekiyor. Okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Bütün mesele o. Olay da işte benim sadece dikkatinizi çekebileceğim şey. Ama işte şu soru çözümlerinde şu şekilde yaklaşın. Bunlara birazcık daha öncelik verin. Paragraflarda mesela soruyla başlayın. Paragraflar, sorularında verilen kelimeleri ilk önce paragrafın içerisinde bulmaya çalışın. Bunun dışında söylenebilecek bir şey yok zaten. Gülizar hocam, hayırlı akşamlar. Eşim çocuklarla olmuyorsa bırak çalışmayı, özelden iş bak. Artık 30 yaş üstüne kim iş verecekse, sıfır deneyim ile Ekim'e kadar günde 1 saat ile halledilir değil mi? Bir daha okuyayım. Virgülsüz yazdığın için takip edemedim. Herhalde şu anda çalışıyorsun. Çocuklarla olmadığı için bırak çalışmayı diyor. Özelden iş bak diyor. Özelde mi çalışıyorsun yoksa? Özelden iş bak dediğine göre evet. Yok, öyle öyle deme bu işe. Olaya o açıdan bakma hiç. Yani herkes iş yapacak eleman arar. Herkes. Hani hangi konuda nasıl bir iş düşünürsünüz onu da bilemiyorum ama bunu özellikle YDS, YÖKDİL için soranlara, araştırma görevliliği için, doktora için soranlara her zaman söylüyorum. Siz kendinizi geliştirdiğiniz zaman bir hoca olmazsa bir başkası havada kapıyor. Yani şöyle bir düşünün. Çok basit bir şekilde örnek vereyim, herkesin anlayabileceği bir şekilde. Hani diyelim ki bayanlar temizlik için eve bayan çağırıyorlar değil mi? İki bayan geldiğini kabul edelim. Bir tanesi üstün körü yapıyor. Arkasından temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Misal işte diyelim ki çok yoğundunuz, evde yoktunuz, tatilde gittiniz vesaire. Ev 2 ay boş kaldı. Pencereyi de açık unutmuşsunuz. Her taraf toz duman olmuş. Abartıyorum. Mesela bayan gelmiş. Aynı kapkar olmuş suyla bir hem efendim mutfağı siliyor, gidiyor hem banyoyu siliyor vesaire. Ya dur kızım işte, veya ablacığım temizlesene şu suyu dersiniz yani.
İkinci bayan da geliyor böyle. Hiç sizin bir şey demenize gerek yok. Arkasından peşinden dolaşmanıza gerek yok. Takır takır her şeyi tertemiz yapıyor. Terliyor acayip ama camı da sileyim mi diyor vesaire. Ona çıkarırsınız, üstüne bir şey de verirsiniz yani. Ve bir daha çağırırsınız. Bütün mesele bu. Biz millet olarak hem iş yapmayı sevmiyoruz ki buna ben de dahilim. İkincisi yaptığımız ve yapmak zorunda kaldığımız şeyleri de yarım yamalak yapıyoruz. O yüzden de Türkiye bu halde zaten. O yüzden yurt dışına gitmenin çok benim hayata bakış açımdan çok faydasını gördüm. Yani Yahudileri sevmeyiz mesela, haklı haksız. Ama benim 10 katım çalışıyor, 50 katım çalışıyor adam. Şapka çıkarmak zorundasın, saygı duymak zorundasın yani çalışma etiğine. Ha, istediğin kadar diyebilirsin. İşte onların sadece bu dünyası var. İşte bütün her yeri ele geçirmişler. Ama hayvan gibi çalışıyor adam, affedersiniz. Gecesi gündüzü yok. Utanırsınız yani onun yanında ben çalışıyorum demeye. O yüzden sen kendini geliştir. Ha, bunları ben zaten biliyorum diyebilirsin. Dediğim gibi hani yaşını ve durumunu bilemiyorum ama 30 yaş üstü demene rağmen yaşını niye biliyorum bilmiyorum dedim. Durumunu tam olarak bilemiyorum. Günde bir saatle çok şey hallolur. Çok şey hallolur. Ekim'e kadar çok zaman var. Ama günde bir saati vermen şartıyla. Sen günde bir saati ver. Adapte o kısa zamanda. Lay lay lom yapma bu işi. Bak neler oluyor. Gerisi bende. Beste doğru hocam. Sürekli olarak kopmadan nasıl odaklı kalabiliriz? Basic bir yöntemi var mı bildiğiniz? Hayır. O da antrenman konusu. Ve sevmeniz lazım. Sevmek son derece önemli. Bu işi görev olarak izlemeyeceksin. Az önce işte kimdi? Genç bir arkadaşımızın hocam çalışamıyorum, hiç canım istemiyor derken o soruya cevap verdiğim gibi. Ortaokul, lise, üniversite boyunca ders çalışmak benim için ölümdü yani. Televizyona bayılıyordum mesela. Futbola falan veya baskete daldığım zaman 5 saat, 7 saat geçiyordu. Açlıktan gözlerim kararıyordu, farkına bile varmıyordum. Şimdi ise hoşuma giden bir konu bulduğum zaman ilgimi çeken eşim beni bilgisayarın başından alamıyor. Kadıncağız birkaç defa hem üzüldü hem de haşladı beni. Bir şeyler anlatıyorum burada beni dinlemiyorsun diyor. Ama ben yani dalmışım bana bir 10 dakika ver yani. Sevdiğim bir konu olduğu zaman aynısını siz de biliyorsunuz, siz de yaşarsınız yani. İşte hele hele günümüzde değil mi? Sosyal medya, Instagram'da, YouTube'da kendinizi alamıyorsunuz. Adamlar zaten çözmüşler bu işin algoritmasını. Besliyorlar, besliyorlar. Bir bakıyorsunuz saatler geçmiş gitmiş. Kakara kikiriyle. Sevmek zorundasınız. Sever hale gelmek zorundasınız bu işin verimli olması için. Bütün işin sırrı o. Sena, hocam EYDS ile ilgili ne düşünüyorsunuz? EYDS'ye girecektim ama herkes zor diyor. İlk kez gireceğim gözüm korktu. Diğer sınavlardan bir farkı yok. Yani az önce YDT için de, YÖKDİL için de göstermiştim. Aynı kaynaklardan kullanıyorlar, aynı kişiler hazırlıyor, aynı tip soruları soruyorlar. Normal YDS'den daha zor değil. Aynı havuzlardan soru çekiyorlar çünkü. Hiç de zor değil. Yani hiç de zor değil de derken YDS'den zor değil. Yoksa kendisi çok zor tabii. Korkman da gerekiyor zaten. Ona göre hazırlanman gerekiyor. Sınava hazır girmen gerekiyor. Korkman güzel bir şey. Burak Eser, hocam iyi akşamlar. İşsizlikten sınavlara girmekten o kadar sıkıldım ki herhangi bir gelecek göremiyorum kendimde. Vallahi ne diyeyim? Yani az önce söylemiştim. Defalarca çok çok güzel işleri bırakıp ayrıldım. Onun aslında verdiği korku duygusunu da biliyorum. Hani kendin ettin, kendin buldun denilebilir belki. Hani aylarca işsiz kaldığım dönemler oldu. Kafaca rahattım tabii. Benim ailem Almanya'da olduğu için. Hani para istemekten son derece sıkılırım. Ortaokulda, pardon, üniversitedeyken bile babama bankada hesap açtırıp harçlığımı oraya yatırttırıyordum. Kendi babamdan, öz babamdan telefon açıp o zaman mektup yazıyorduk biz gençler. 80'li yıllardaydı bu. 85'ten sonra. Para istemeye utanıyordum. Yani babamla hatta oturdum. Dedim ya baba bir hesap açalım da sen oraya gönder. Ben böyle isteyip isteyip çok sıkılıyorum. Yani istemek zorundayım. Senden başka hani para gönderecek kimse yok ama o konuda birazcık izzeti nefis vardır bende. Hiç kimseden bir şey almayı sevmiyorum, istemeyi sevmiyorum. O yüzden dikkat ederseniz hep verici taraf benimdir. Ama her neyse, söylemeye çalıştığım şey şuydu.
O kadar aşırı böyle geçinme konusunda korkmasam bile o duyguyu biliyorum. O olayı biliyorum. Ama burada işte bu noktada ne istediğin çok önemli. Hangi alanı istediğin çok önemli. Sınavlara diyorsun. İlla mesela memur olmak şart mı? Ben son zamanlarda, son derken aslında 10 senedir, 15 senedir neredeyse bu konuda çok düşündüm. Yine hep sık sık söylüyorum. Hani ben ailem Almanya'da olduğu için, amcalarımın yanında büyüdüğüm için yazları ben yalnızdım hep. Ailemin yanında bile olmuş olsam bütün okul arkadaşlarım gidiyordu. Ben dımdızlak mahallede tek başıma kalıyordum yani. O zamanlar keşke beni bir otomobil tamircisinin yanına verselerdi, kasabın yanına verselerdi. Efendim bir konfeksiyoncuya verselerdi, bir muhasebecinin yanına verselerdi, bir toptancıya gönderselerdi. Her yaz bir yere gönderselerdi beni yani. Kaçardım çok büyük ihtimalle. Hiç sevmezdim çünkü öyle şeyleri. Ama zorla, döverek, dayak atarak ne yapıyorlarsa, hani doğru değil tabii ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yapsalarmış keşke. Yani bugün araba tamircisi senden benden çok kazanıyor. Hepsinin evi arabası var. Yani duvarcı ustası, inşaat ustası gibi şeyler demem ama kapı pencere yapanlar, çatı işleri yapanlar senden benden çok kazanıyorlar. Ama gençlerin işi kolay değil. Az önce söylemiştim. Doktorluk gibi 3-5 tane mesleğin dışında hiçbir mesleğin iş garantisi yok artık. Bizim gençliğimizde, ihtiyarlar gibi konuştum değil mi? Üniversite mezunu olmak iş kapısıydı, iş garantisiydi neredeyse. Ama 2000-2005 yılından sonra, 2010'dan sonra hele bütün dünya neredeyse buna gidiyor. Herkes üniversite, herkes üniversite. Elini de sallasan ziraat mühendisine denk geliyor. Elini sallasan vesaire. Bir de mesela matematik mezunu, fen fakültelerinden matematik mezunu. Ne iş yapacak bu adam? Tarih mezunu. O yüzden mesela internetten satış işlerini dene bence. Yani asgari ücretten ne bileyim bir... Ha bunları söylemek basit tabii. Ama şu andaki aklımla ben olsam hiç düşünmeden misal bir toptancının yanına gidip abicim kendini izah edip ben üniversite mezunuyum. Efendim kafamda çalışır. Para kazanma konusunda açıkça sıkıntı yaşıyorum. Aklıma işte meslek olarak bu işi edinmek geldi. Bana bu işin kolaylıklarını öğretmeniz, göstermeniz şartıyla, bu bir sene sürer, 2 sene sürer. Burada ben etrafı temizleyeyim. Ya birazcık böyle dediğim gibi kendinizi aşabilirseniz o zaman bu işler kolaylaşıyor. Diğer türlü özellikle işte sınav vesaire işleri çok ciddi rekabet var. Ama tabii bunları söylemek benim için kolay. Dediğim gibi ben oturduğum yerden konuşuyorum. O yüzden de hani net olarak bir şey, daha başka bir şey söylemek çok zor. Allah yardımcınız olsun. Burak, ne diyeyim başka? Türksam, selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? Allah yardımcınız olsun. Aleyküm selam Sem, çok iyiyim. Sağ ol, sende ne var yok? Türksam değil mi? Sadece Sem değil. Filiz Erciyes, hocam toplum analizi de yaptınız demiş. Eyvallah. Yuzurihe Inori. Epeydir yoktun. Yine ara ara geliyorsun sen. Hocam iyi yayınlar. Ben 2 defa videolarınızı bitirdim. Şu an her sabah 1-2 saat okuma yapıyorum. Sürekli dinleme yapıp dizi izliyorum ama dinlediğimi anlama konusunda eksik bir şeyler var. Sadece bir şeyler varsa çok iyi. Çok şey olması lazım. Kulak alışkanlığı zaman içerisinde olur. Her şeyde olduğu gibi. Çünkü normalde kulağa ağırlık vermiyoruz. Aslında idealde lisan, dil kulakla öğrenilir. Yani hiç kitaptan, videodan bakmadan kulakla öğrenmeye kalksan daha çabuk öğrenirsin. Ama biz hep görmeye alıştığımız için, görmemiz gereken şeyleri de yazmaya da alıştığımız için dinleme hep arka planda kalır. İş oraya geldiği zaman da bir adaptasyon süreci olması çok normal. Sabret. Boş vaktim de var, verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır demiş. Aha verdim dermişim. Yani bunda da zevkli olan şeyler bulmaya çalış. Kendini çok aşırı zorlama. Müzik seviyorsan mesela müzik çok çok faydalı olur. Bir de aktif olarak söylemeye çalış. Onun çok faydası olur. Komrat Monika hocam, artık kamuda değilseniz akademi ya da uluslararası işler fark etmeksizin
İşverenler, hocalar İngilizceyi cepte sayıyorlar. Yanında ekstra bir yabancı dil isteniyor. İşte az önce söylediğim şey birazcık ona geliyor. Yani rekabet çok fazla. Aslında uluslararası iş falan diyenlerin de %90'ı hikaye. Alışkanlık olduğu için istiyorlar. Kaç tanesi gerçekten yurt dışı ile iş yapıyor yani? Onların da kaç tanesi yüksek seviyeli İngilizce istiyor? Hepsini bir hafta 10 günde öğrenir insan. Ama istiyorlar işte. İsteyenlerin de kendisi daha iyi değildir yani. Yine %90-95'i. Pekala. Son 10 dakika gençler. Yuzurhia Inori. Zamanımın bir kısmını oyuna veriyorum. Orada da sürekli yabancılarla yazıştığım için writing'im de gelişiyor. Discord kanalı var ama hala cesaret edip giremedim. Cesarete gerek yok. Dal gitsin. Hiç sorun değil. Onların hiçbirisi senden daha farklı insan değil, merak etme. Filiz İngilizceyi nasıl sevebiliriz ki demiş. İşte anahtar bir soru değil mi? Hocasını sev, öyle diyeyim. Nasrettin Hoca ile başla. Nasıl kıvırdım fark ettiniz değil mi? Az önce yaptığım yorumun doğru olduğunu gösteriyor. Bakın bu. Yani İngilizce sevimsiz hale geldiği için yapabileceğimiz birçok şeyi yapar konuma bir türlü gelemediğimiz için kendimizi hep zorladığımız için beynimiz, kafamız itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Yani diyor ki sen bu işi sevmiyorsun bak. 10 yıldır da bu işle uğraşıyorsun. Bir yere gittiği de yok. Kendine eziyet etme, beni de uğraştırma. O yüzden kapatıyor kendisini. Yani az önce mesela Yuzuriha'nın dediği gibi yaşın kaç bilemiyorum ama oyun oynayabilirsin. Müzik, özellikle müziği tavsiye ediyorum. Müzik dinleyebilirsin. Sevdiğin müziklerle başlayabilirsin. Yabancı müzik sevmiyorsan tabii o da ayrıca bir negatif senin için. Bir defa onu sevmeye başlaman lazım. Ama bu işi hakikaten çok böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Bu iş atla deve değil. Bu iş size anlatıldığı kadar zor değil. Sizin zannettiğiniz kadar korkunç değil bu iş. Hani İngilizceyi bizzat kendisini sevmek zorunda değilsiniz. Ben de İngilizleri günahım kadar sevmem mesela. İngilizlerin içerisinde çok yakın dost olduğum ama hani 20 yıldır koptuk, nerede olduklarını bile bilmiyorum. Çok iyi insanlar var. Hatta ismi İdris'ti ki Gallerliydi ve adı İdris'ti. Gallerlerin kendisi kullanıyor. İdris Elba mesela meşhur değil mi? Aktör. Soyadı neydi? Tanıştığımızda 60 yaşların üzerindeydi. Sağ olsun bana deri bir ceket de hediye etmişti mesela. Harikulade bir deri ceketti. Sonra genç bir Saudili çocuk istedi, ona hediye ettim ben de. Bu bahsettiğim İdris amca diyelim. Sonradan Ahmet İdris oldu. Müslüman da oldu. Ama Müslüman olmasından önce ahlakıyla, temizliğiyle, davranışıyla, insanlara yaklaşımıyla, iyilikseverliğiyle yine seni beni utandıracak birisiydi. Bu adam yine İngiliz ama o kadar saf, o kadar temiz kalmış ki işte Bangladeşli çocukları alıp evinde misafir ediyordu. Kirli çocukları böyle, onlar Müslüman sözde. Kendi banyosunda yıkıyordu. Dünya kadar şey var söylenebilecek. Ama İngiliz vatandaşı başka, İngilizler başka, İngiltere başka. Ha, onlar aynı vatandaşların içinden çıkıyor. Onların hepsi ayrı bir konu ama işin içerisine uluslararası siyaset, işte devletlerin çıkarları girdiği zaman he, onlarda işte kraliyet var. 200-300 yıl boyunca bütün dünyaya hükümdar olmuşlar adamlar, sömürmüşler. Dediğim gibi o yüzden İngilizce çok fazla sevmem. Ama bu İngilizcenin benim açımdan faydasını görmeme engel değil. İngilizce benim için görüyorsun işte. Aha buraya kadar altın bilezik yani. O yüzden sevmeyi becermek zorundasın, öyle diyeyim ama abarttığın kadar da olmak zorunda değil. Pekala. Dediğim gibi son 5 dakika gençler. Şimdi kendi şeyimi gördüm. Böyle yaparken acayip ayıp olmadı değil mi? Tuhaf bir şey gibi göründü sanki. Sena hocam YDS sıfırdan başlayıp 70 puan için nasıl kısa sürede halledilir? Yani günde 15-20 saat çalışarak kısa süre istiyorsan. Kısa süre diye bir şey yok. Kolay yol diye bir şey yok Sena. O işi bir defa unut. Zorlanacaksın. Olmayacakmış gibi gelecek. Sabredeceksin. Düşeceksin. Kalkacaksın. Dizlerin acıyacak. Kafan yarılacak. Bunların hepsini kabul edeceksin. Ondan sonra ayakta kalmayı becerdiğin zaman halledeceksin. Ne kadar kısa sürede olur bilemem.
Gülizar, hocam YDS'ye çalışıyorum. 7 yıldır devlet bekledim, olmadı. Özel sektörde nasip olmadı. 7 yıldır da YDS denedim, olmadı. Eşim artık çalışma diyor. Haliyle kimya mühendisliği bölümü %30 İngilizce okudum. 31 yaşım demiş. 7 yıldır da YDS. Ne şekilde denediğin çok önemli. Kendi kendine muhtemelen denemişsindir. Arada bir iki kursa gitmişsindir. Onda da 2 ay, 3 ay boyunca gramer anlatmışlardır. Sınavda hiçbir faydasını görmemişsindir. Sonra tekrar ara vermişsindir. Sonra tekrar kendin bakayım demişsindir. Bir sürü kitap almışsındır. Onlarda yarım yamalak çalışmışsındır. Yani hem bu sen bir eş olduğun için, hem çoluk çocuğun olduğu için, hem de Türk olduğun için öyle olduğunun garantisi var neredeyse. Yanlışım varsa söyle. Ama şimdi işte Mesut Hoca'yı bulduğuna göre yapman gereken şey çok basit. Üçlü dikiş yöntemiyle çok böyle kendini yormadan bırak çocuklar paçana dolaşsın, ayağına dolaşsın. Sen günde sadece bir videoya bak. Günde sadece yarım saat sabah, yarım saat akşam ayır. Hiç sorun değil. 7 yıl zaten uğraşmışsın. 7 ay daha uğraş. Ama düzenli yap. Her gün yap. Ve kendini çok yorma. Kendine çok yüklenme. Eşine de söyle, o da sana çok yüklenmesin. Bu arada yaşın hiçbir önemi yok. Ben yine son işte 3-4 canlı yayındır söylüyorum. 54 yaşından sonra Fransızca öğreniyorum yani. Ve benim hiçbir öğrenme zorunluluğum da yok. YDS gibi derdim de yok. Ama günde en az yarım saat 40 dakika bakıyorum ben. Ve öğreniyorum da, onu söylemeye çalışıyorum. Yaşla hiçbir alakası yok. Kendinizle alakası var. Coğrafyacı şair, iyi akşamlar. Sağ olasın. Ve Arslan, 23 yaşında mezunum. Yurt dışına gitmek istiyorum ama dolandırılmaktan ya da yapamamaktan korkuyorum. Yurt dışı için devletten YLS bursu var. Ancak o da çok zor, oldukça zor görünüyor demiş. Dolandırılma konusunu bilemiyorum. Hani kiminle nasıl gitmeyi istiyorsun? O konuları hiç araştırmadım işin doğrusu. İngilizce'de genel benim kendi böyle kulvar mı demek lazım, alan mı demek lazım? Onun dışındaki şeylere çok ilgilenmiyorum ben. Ben çok derine inmeyi, o konunun ustası, hastası olmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla aslında bu tür sorularla ilgili şeylere çok net cevap veremiyorum. Ama dediğim gibi YLSY tarzı şeyler güzel imkanlar bunlar. Gerek üniversite için, yani üniversitelerin verdiği burslar da olur, gerek Milli Eğitim'in verdiği burs olur. Zor olması çok normal. Az sayıda zaten burs var, çok fazla talep var, rekabet çok fazla. Ama 23 yaş çok çok erken. Yani şöyle düşün. 27 yaşında yurt dışına gitmiş olmayı istemez misin? İşte az önce mesela Gülizar Hanım 31 yaşındayım diyor. O 30 yaşında, 31 yaşında gitmeyi de isterdi. YDS'yi kazanmayı da isterdi. 23 yaş, 25 yaş olması şart değil yani. O yüzden de şimdiden hani böyle bir şey düşündüğüne göre, benim kanalımı bulduğuna göre akıllıca bir iş yapıyorsun demektir. Daha akıllı ol, peşini bırakma. Benim gençliğimde bir tane dizi vardı. Aptal olma kuzen diye, onu bir bulsam neydi acaba o? Ne kardeşler, ne kuzenlerdi o? Biliyor musunuz, yaş tutanlar var mı? Nokta nokta. Kuzenler. Televizyon dizisi. Neyse, o arkada getirsin bakalım. Pekala. Instafal hocam, YDS makalelerini zorluk olarak taradım. En az B2 düzeyi, genelde C1 C2 düzeyi. Dediğim gibi. Hiçbirisi kolay değil onların. Lahmacun 01. Hocam siz de olmasanız işimiz zor. Eyvallah Lahmacun, çok sağ olasın. Vallahi mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, en son İrem Çiçekçi'yi görüyorum. Sonra Simos var. Simos'un iki şeyini okuyup ondan sonra bırakacağım gençler, tamam mı? Bana müsaade. 1,5 saati bulacağız diğer türlü. Ve Arslan, ÖSYM'ye düzenli bağış yapıyormuş hissine kapılmaya başladım. Gerçekten genç olmak artık bir edinim kazandırmıyor. Ne demek bu Ve Arslan? Tam anlayamadım demek istediğini. Ersin, hocam cevaplarken gösterdiğiniz hassasiyeti keşke yaşamda bizlere gösterse. He, bak o iş öyle olmuyor işte.
Yaşam, hayat adil değil, dünya adil değil, dünya acımasız. Sağ salim, mümkün olduğu kadar az çizikle atlatmaya bakacaksınız gençler. İnsanlar da öyle, hayat da öyle. Zaten diyor ya, hayatı çok ciddiye alma, hiç kimse bu işten sağ çıkmıyor diyor. Öyle bir söz okumuştum. Yani o histen bir an önce kurtulmaya çalış. Ne dünyanın ne hayatın hiç kimseye bir borcu yok. Tam tersi tepemize binmek gibi bir görevi var. İnsanlar olarak biz nihayetinde ahiret için yaratılmışız. Ha, buna inanırsınız inanmazsınız o ayrı bir konu. Ama evet. Bunun işte böyle olduğunu bildiğim için de ben mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerin yerine kendimi koyuyorum. Ben o pozisyonda olmuş olsam, benim gibi birisi çıkmış olsa da keşke yardımcı olmuş olsaydı bana. Ben de akıllı olsaydım onu dinleseydim keşke. Yoksa çok tavsiye edenler olmuştur muhakkak. Ama herkes tabii bildiğine gidiyor. Cihan Ünlü. Vay, meşhur aktörümüz gelmiş. Ünsal mıydı yoksa o? Hocam, bu sınav sizce İngilizce bilgisini ölçüyor mu? Malum dinleme, konuşma kısımları eksik. Mesela etrafında sınavdan yüksek not alıp da akıcı konuşamayan çok insan var. O anlamdaysa evet, İngilizce bilgisini ölçmüyor. Hayır. Herhangi bir dil için dört temel şey çok çok önemli. Dinleme, işte konuşma, yazma, okuma vesaire. Ama hani Türkiye'de şu anda sınav düzeni böyle. Biz de ona göre hazırlanmak zorundayız. Yoksa haklısın. Ama öte yandan da çok fazla sayıda kelime öğrenmeniz gerektiği için okumanın dışında konuşma ve yazmaya da çok etkisi var, dinlemeye de çok etkisi var. Eğer belli bir noktada birikim sağlarsanız. Almanca öğrenirken ben bunu görmüştüm. Bayağı bir televizyon izlemiştim. Kursa kayıt olmadan önce çok faydasını görmüştüm. İrem Çiçekçi hocam, benim bir arkadaşım işe girerken İngilizce seviyesine orta demişti. O şekilde işe girdi, işte de kendini geliştirdi. Orta bile yoktu seviyesi. Yani o kadar. Fake it until you make it denir buna. Fake it until you make it. Evet, başka bir şeyleri getirdi. Az önce kuzenlerle alakalı bakmıştım ya. İşte şu. Fake it till until demektir. You make it. Make it de burada başarılı olmak demek. Başarılı oluncaya kadar sahtesini yap. Yani numara yap. Salla gitsin demektir. Kandır milleti demektir. Şu da kedide olduğu gibi. Bak, kendini aslan göstermiş. Güzelmiş. Güzel bir Photoshop olmuş. Pekala. Firmada yurt dışı ile iş yapıyor demiş. Çok güzel. Bir dil puanı istememişler Allah'tan. Azat, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İbrahim Uğurlu hocam, merhabalar. 3 ayda 65 seviyesine çıktım. Ama son 3 EYT'si de 65'i geçemedim. 5 aydır bu banttayım. 80 almam gerekiyor. Tavsiyeniz. 65'e takılıp kaldıysan detay kelimeleri ve detay anlamları gözden kaçırıyorsun demektir. Bir de iç detaya geldiğinde bir takım şeyler elinden kaçıyor demektir. Bunun da anahtarı yine işte bir başkasına anlatmak. Onu yapabilmen çok çok önemli. Veya üçüncü dikişi kesinlikle yapmıyorsun demektir. Onu yapmaya çalış. Filiz, yaşım 32, yabancı müzik de dinliyorum ama anlamıyorum hocam. Sınava kayıt oluyorum, gitmiyorum. YÖKDİL'e girmek fobi haline geldi. Yani evet, sevmediğin, korku haline geldiği çok belliydi zaten. Müzik dinlediğine göre sözler var malum. Onlara baka baka yap bu işi. Oradan başla. Müzikleri anlar hale geldikçe sevmeye de başlayacaksın. Keyifli hale gelmeye başlayacak. Ve kesinlikle Nasrettin Hoca fıkralarını benim kanaldan bir izle. Sena, hocam sıfırdan başladım. Şu an gramer çalışıyorum. Aynı zamanda günlük Reader at Work'ten günlük çeviri yapıyorum. Başka ne önerirsiniz? Kendi başına günlük Reader at Work'ten çalışmana gerek yok. Sıfırdan başladığına göre neyi doğru neyi yanlış yaptın şu anda bilemiyorsun. O yüzden yine benim kanaldaki Filiz Hanım'a söylediğim gibi Nasrettin Hoca'yı izle. Ondan sonra bonus dersler var. Orada Reader at Work'ler var işte. Ondan sonra da basit metin videolarını izle. Belli bir noktaya gelinceye kadar kendi kendine çalışıp yorulma. Simos. Evet, seninle bitiriyoruz. Hocam, intermediate seviyesindeyim. Direkt YDS videolarına çalışsam olur mu? Olur. Yoksa daha üst seviyeye mi olmalıyım? Zaten YDS videoların üstü yok. Nokta.
Ve hocam İngilizce listening geliştirmek için mesela sabah 2 saat, akşam 2 saat gibi dinleme yapılsa kısa bir sürede gelişir mi? 2 saat çok çok fazla. Hem de sabah akşam diyorsun, harikulade olur, kısa sürede gelişir. Herkesin onu yapacak ne imkanı var, ne lüksü var, ne sabrı var. Öyle bir şey yapabilirsen harikulade. Sena Sena kuzenleri. Doğru bak, orada Larry vardı. Aynen öyle. Kuzenleriymiş, öyle mi? Ha. Teşekkür ederim. Yoksa bu aklıma takılırdı. Sizden sonra arar bulurdum ben bunu. Türkçe'ye kuzenleri mi diye çevirmişler. Tamam. Perfect Strangers. Muhteşem ikiliymiş. Ha, tamam. Larry ile Balki. Bunu bir sene mi, 2 sene önce mi daha aklıma gelmişti. YouTube'da bayağı bir aramıştım bunları bulayım diye. O ilk izlediğim zamandaki havayı yakalar mıyım tekrar bilmiyorum ama birkaç tane daha bakayım buna. Teşekkür ediyorum bu arada. Sena, Komrat. Evet, bitireceğim demiştim ama Gülizar, hocam aynen dediğiniz gibi oldu. Hem strateji odaklı çalıştım, kursu da öyle verdiler. Allah razı olsun hocam. İyi ki varsınız. Motivasyon kaynağısınız. Eyvallah. Tamam, Murat da Perfect Strangers kuzenleri vermiş. Çok güzel. Ve Arslan, sohbet için teşekkürler hocam. Belli ki estağfurullah ulu bir insansınız demiş. İyi akşamlar. O bizde yok işte. Onun civarından geçemem ben. Şiaus, Enes iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İşte geldik. Don't be ridiculous. Aynen öyle. Ali Kosovalı. Hocam YDS 73 aldım. Üzerinde emeğiniz var. Sağ olun. Eyvallah. Tebrikler. Gayet güzeldi. Korkmaz. Hoca bugün formunda demiş. Aynen öyle. Bugün formundayım. Çok şükür. Altım kuru, karnım tok. Ondan. Derviş. Hocam son bir ay sınava ne yapmamızı önerirsiniz? Çalışmaya devam Derviş. Yapacak başka bir şey yok. Metin videolarına ağırlık vermeye devam edeceksin. Hepsi o kadar. Yani daha önce çözmediysen birkaç sınav sorusu çöz. Hepsi o kadar. Her zaman için yapmanız gereken şey aynı. Metinlere ağırlık vereceksiniz. Sadece metin üzerine gideceksiniz. Bol bol asılacaksınız. Bütün olay o. Pekala. Bana müsaade gençler. Allah yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mesut Hoca out. Bye.